ise dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş. Görmedik kardeş. Ne havası tutar, ne suyu tutar. Bırakmaz bu şehir, herkesi yutar. Can dediğin ucuz mudur bu kadar? Düştük de kaldıranı görmedik kardeş. Görmedik kardeş. O boyanın cilanın altı hepten dert yükü. Sonradan görme çoğu sırtında kürkü. Kapılmışlar popa, caza, bilmezler türkü. Kaval sesi, koyun sesi özledim kardeş. Yazılarda çelik, çomak oynardık. Yavan ekmek, kuru soğan ile doyardık. Eve geç geleni köyde kınardık. Çoluk çocuk eve gelmiyor kardeş. Gelmiyor kardeş. Yıkar evi barkınızı talan eder yuvanızı. Taş üstünde taşınızı koymaz dostum büyük şehir. Yabanda yazıda ayağımıza diken batardı. Rahmetli nenem bir kara sakız yapardı. Ne doktor arardı, ne merhem arardı. Hapşırsak doktordan beri gelmiyoruz kardeş. Köyde gelin pınar başında kalsa, bir iki komşuyla az lafa dalsa, evi dar ederdi oğlana kalsa. Şimdi eve hiç gelmese bir şey demiyor kardeş. Vel edep, vel haya köydeymiş meğer. Bir imkanım olsa dönmem mi eğer? Hoş görme halımı, beterim beter. Tozlu yollarını, soğuk sularını özledim kardeş. Gün olur da bir gün ben dönemezsem, akıl baştan gider ben bilemezsem. Vasiyetim köyümdür ben diyemezsem. Beni yaban elde bırakma kardeş. Beni İstanbul'da, beni gurbet elde, beni yaban elde bırakma kardeş. Bırakma kardeş. Bırakma kardeş. Bırakma. Taş üstünde taşınızı koymaz dostum. Taş üstünde taşınızı koymaz dostum büyük şehir. Sevgili dostlar, Murat İnce ile Gönül Köprüsü'ndesiniz. Vizyon 58'deyiz bu akşam. Hepinizi buradan sevgiyle selamlıyoruz. Ekran başındaki tüm dostlarımız da Gönül Köprüsü'ne hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bugün türkü tadında, şiir tadında bir akşam olacak. Çünkü çok sevdiğim bir abim, sevgili Arif Kurt bizlerle. Sevgili abim, sen de hoş geldin tekrar. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, iyi olmaya çalışıyorum çok şükür. Yine şıksın bugün. Ya, estağfurullah, sen her zaman benden şık oluyorsun. Nasıl oluyor bu abi ya, bunun sırrı ne? Sen hem gençsin hem de daha şıksın. Nazar değecek abi, yapmadım ama. Senin yanında sönük kalıyorum. Estağfurullah. Kıskanıyorum seni. Sevgili dostlar, Arif Kurt'tan ve Murat İnce'den şiirler istiyorsanız
58 yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. 39-29'a mesajlarımızı gönderiyoruz. Arif abim bugün o muhteşem eserlerini, o muhteşem türkülerini sizler için söyleyecek. Ben de nacizane şiirlerimle eşlik etmeye çalışacağım. Bu arada orkestramızda sevgili dostlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere de bir merhaba diyelim. Peki ne yapalım abi? Türkü okuyalım. Türkü okuyalım da şeyi söyleyelim. Bir şey unuttuk. Klas Emlak'ın katkılarıyla biz buradayız. Sevgili Mehmet abiye de buradan çok çok selam olsun. Daha sonra yine birlikte olacağız. Sevgili Emrah bizlerle birlikte olacak. İlerleyen saatlerde sanırım. Evet Arif abi ne söyleyeceksin abi? Hangi eser gelecek? Vallahi hiç düşünmedim. Bakalım ne yapıyorum. Yine... Şansa ne gelirse diyorsun değil mi abi? Evet. Evet 58 yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. 39-29'a gönderiyoruz sevgili dostlar. Ümran Çetin, müzik Gökhan Esen kardeşime ait. Ben de albümde okumuştum. Okuyalım şimdi olur mu? Başınız. Baş ağır geldi, baş ağır kaybolan yıllara ağıtlar yaktım yorgun bedenime. Baş ağır geldi, baş ağır geldi. Susuzluk çektim, ne suya kandım. Erenler bezminde aç olmaz sandım. Minnet sofrasında aş ağır geldi, aş ağır geldi. Erenler bezminde aç olmaz sandım. Minnet sofrasında aş ağır geldi, aş ağır geldi. Aş ağır
geldi, taş ağır geldi. Sabır verir diye şerde belada, bağrıma bastılır. Taş ağır geldi, taş ağır geldi. Başımı önünde eğeyim dedim, ömür tükeniyor. Yaş ağır geldi, yaş ağır geldi. Başımı önünde eğeyim dedim, ömür tükeniyor. Yaş ağır geldi, yaş ağır geldi. Sağlık. Sözler kime ait demişsin abi? Sözler Ümran Çetin, müzik size Gökhan ait. Gökhan Esen. Gökhan? Yok. Esen. Albümde iki tane sözümüzü bana olmayan eser, evet, onlar var. Biri buydu. Tabii biri buydu, birisi de başka bir türkü. Ama bu Seher Yerinden önceki albümdeydi, yok, değil mi abi? Aynı albümde. Seher Yerinde bu var mıydı? Seher Yerindeki albümde, evet. Seher Yerinin içindeki. Evet. Muhteşem bir eser. Benim de sık sık dinlediğim bir eser. Evet. Ben sözlerin de sana ait olduğunu, yok, benim zannediyordum. Eyvallah. Gönlüne eyvene sağlık. Yine bizleri Ankara'dan İlhan Özdemir abim izliyormuş. Buradan çok çok selam olsun Ankara'ya. Yine Sivas'tan izleyen dostlarımız varmış bizi. Meyveci kardeşler. Topluca sizi izliyoruz. Bize kalan şiirini demişler sanırım. Şöyle küçük bir yanlış anlaşılma var. Bir tane Murat İnce sanatçı abimiz daha var. Bize kalan şiiri Murat, diğer Murat İnce abimize ait. O yüzden sevgili dostlar ya, biz başka bir şiirimizi armağan edeceğiz, olur mu? Sık sık karşılaşıyorum, biliyor musun abi, bununla ya. Murat abi geçende de bir başka evde, biliyorsun, başka kanalda ben Murat İnce ile Gönül Köprüsü devam ediyordu. Orada Murat abiye konuk aldım. Murat İnce ile iki tane Murat İnce var. Şafak Sönmez, buradan selam olsun Şafak abi bizi izliyorsa. Şafak Sönmez bana düet yapıyor. Diğer Murat abiye yaptığını zannediyor ama beni tanımıyor. Sonra ikisini bir konuk aldım. Bir göreceksin muhabbeti, sohbeti. Ben diyor seni zannedip gittim Murat İnce'ye düet yapmışım falan, ama sonra dost olduk, arkadaş olduk. Buradan da çok çok selam olsun. İlerleyen zamanlarda da Şafak abiyle dün görüştük. En kısa zamanda konuğumuz olacak. Evet, yine bizi Turhal'dan izleyen dostlarımız varmış. Sevgili yeğenim Fırat İnce bizleri izliyormuş. Sevgili Fırat'a selam olsun. Buradan Gürsel Murat abime. Murat İnce, Fırat İnce. Fırat İnce, Murat İnce. Evet, İnceler karıştı. Çok çok selam olsun. Beylikdüzü'nden Muhsin Türk bizleri izliyor sevgili abim. Saniye Aykul bizleri izliyor. Gazi Mahallesi'nden Ceyhun Batak. Evet sevgili abim, selam olsun sizlere yazmış. Ümit Söylemez, Ercan Yılmaz, yine Turhal'dan Yakup Gün bizleri izliyor. Çok çok selam olsun sizlere. Bir tane de ben şiir okuyabilir miyim Arif abi? Tabii ki, başımı gözüm. Ama senden ricam, şiirin sonuna şöyle güzel bir esersen uyarlarsın artık. Ona, tamam, göre ne gidiyorsa bakarız, olur mu? Evet sevgili dostlar, evet yine bir mesajımız var. Arif abi de Yalancı'yı istemişler. Yalancı'yı da biraz sonra okuruz. Evet, Yalancı çünkü gözde bir eser. Ona klip de çektik, değil mi abi? Evet. Selim Balcı demiş. Arif abiye selam olsun. Yalancı türküsünü rica ediyorum demiş. Kelkit Vadisi. Kelkit, evet, eşrafından. Ben bir fon alabilirsem buradan arkadaşlar. Buradan Çorlu'ya selam olsun. Sizden ricam abi, bir fon alabilirsem. Thank you.
kimseden kimseye fayda yokmuş. Dostunu, düşmanını çok iyi tanı. Cebindeki kadarmış dostun telaşı, paraymış, pul imiş her işin başı. Boşa yaşamadım ben bunca yaşı. Düşman düşmanlığını edecek elbet. Bu kara günler bitecek elbet. Kar, boran, fırtına dinecek elbet. Unutmam dostun attığı taşı. Seçemedik ne yazık, seçemedik ne yazık arkadaşı, sırdaşı. Ne kaypaklık bildin, ne de namertlik. Para etmiyormuş oysa ki mertlik. Anladım bu hayat değilmiş benlik. Tanımaz midem haram lokmayı aşı. Eğmedim kimseye dik duran başı. Mesken tuttum yaban eli diyarı. Sormayın bu viran halin mimarı. Neye yarar tek başına bir arı? Görmedim yanımda bacı kardeşi. Boşa, boşa ağartmadım bu siyah saçı. Öğren artık şairim bir başına kalmayı. Hicran akan yaraları tek başına sarmayı. Bırak artık uzaklara dalmayı. Unut gitsin, unut yaren yoldaşı. Tırnağın var ise başını kaşı. Tırnağın var ise başını kaşı. Yazmışsın felek kara yazmayı. Hasret koydun beni körpe kuzuma. Doğmadı güneşin felek felek bir gün yüzüme. Ben günümü gördüm diyen sevinsin. Doğmadı güneşin bir gün yüzüme. Ben günümü gördüm diyen sevinsin. Thank you.
bana rava gördün derdi zulmü. Soldurdun bağımda felek felek zalim felek gonca gülümü. Bülbül idim laleyledin dilimi, şahıyıp gülünü. Ah deren sevinsin. Bülbül idim laleyledin dilimi, şahıyıp gülünü. Sefil Arif ömrüm, ömrüm, ömrüm zevala bindi. Ne yaramsa kaldı, ne acım dindi. En sonunda dünya zindana döndü. Ben muradım aldım diyen sevinsin. En sonunda dünya tersine döndü. Ben muradım aldım. Sevgili dostlar, bugün hep damar full damar. Yani bizden öyle halay ellik mellik bugün herhalde yok. Biz öyle yani, abi, bir tane güçlü bir kalem, güçlü bir söz yazarı olunca, işte bir de şiir olunca şiirde de oynaması olmaz. Yani nacizane bugün ister istemez damar olacak herhalde. Hep damar gideceğiz abi. Evet, şikayet mi var yoksa? Yok yok, dostlarımız mesaj göndermişler. Sivas'ta sizi izliyoruz. Programınız hayırlı olsun. Sizden gitme şiirinizi istiyoruz. Tüm meyveci ailesine gelsin demişler. Biraz önce hani diğer Murat abinin şiirini istemişlerdi ya. Şimdi benim şiiri bulmuşlar, sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen saatlerde okuyacağız sevgili dostlara, meyveci kardeşlere. Zaralı Mustafa Arslan ve ailesi için sıradaki türküyü tüm zaralılara armağan ediyoruz demişler. İnşallah sıradaki eserimizi de Arif abiden, yine iki tane mesajımız var, birkaç tane. 58 yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Mesajınızı 39-29'a gönderiyorsunuz sevgili dostlar. Biz de sizlerin istekleri doğrultusunda türkülerimizi seslendirmeye devam ediyoruz. Ben Sivas Budaklı köyünden Metin Koç Of Of türküsünü asker oğlum Tekin için istiyorum. Bursa'da okuyan oğlum Samet ve Suat için istiyorum. İyi akşamlar demiş. Evet, buradan da selam olsun Sivas Budaklı köyüne, selam olsun. İyi akşamlar, ben İzmir'den Serhat. Yeni kanalınızda, yeni programınızda başarılar dilerim. Turhal'da oturan amcama ve teyzeme Tuncay Kesler abime, Doğan Atasoy kardeşime ve enişteme Serkan Kepçeli'ye selamlar olsun demiş. Evet, İzmir'e de buradan selam olsun. Ayrıca sevgili Tuncay Kesler'e de bol bol selam olsun. Abi hiç durmayalım. Sen şöyle yalancı istemişlerdi ya. Onu evet. Mu okursun bilmiyorum ama bir tane içinden geldiği gibi. Olur. Evet, bir zalime gönül verdim çıktı yalancı, yalancı mıydı? İşte evet, dediğin gibi o
Seher Yeli albümünde evet. okuduğumuz türkülerden biri. Söz müzik bana ait. Aynı zamanda klibi de buna çekmiştik. Seher Yeli albümün ismiydi ama kardeş türküsü hepsinin önüne geçti. O başka yani bir şey. Aslında albümün ismini kardeş koymamız lazımmış ama olmaz. Ama kardeşi de isteyeceğiz bugün. Kardeş okuyacağız mı abi? Bakalım. Evet, o zaman dinleyelim bakalım. Özü yalancı yalancı, sözü yalancı yalancı, yüzü yalancı yalancı. Ömrümü yoluna serdim, çıktı yalancı yalancı, özü yalancı yalancı, sözü yalancı yalancı, yüzü yalancı yalancı. Şu baktım ırmak gibi, ezdi geçti toprak gibi. Coştum kızıl ırmak gibi, ezdi geçti toprak gibi. Saçlarımı yaprak gibi döktü yalancı yalancı. Özü yalancı yalancı, sözü yalancı yalancı, yüzü yalancı yalancı. Saçlarımı yaprak gibi döktü yalancı yalancı, özü yalancı yalancı, sözü yalancı yalancı, aşkı yalancı yalancı. Giden ömür geçmez hele, işi gücü yalan hile. Giden günler geçmez hele, işi gücü yalan hile. Aşkımızı dilden dile verdi yalancı yalancı. Özü yalancı yalancı, sözü yalancı yalancı, yüzü yalancı yalancı. Emeğimi selden sele verdi yalancı yalancı. Özü yalancı yalancı, sözü yalancı yalancı, aşkı yalancı yalancı. Bu türküyü Çorul'dan istemişler. Selim abi, Selim. Ordulu mu? Oradan değil mi abi? Yok yok. Selim Balcı abimiz Selim istemiş. Selim Balcı abi. Büyük ihtimal onlar şimdi hep birlikte oturuyordurlar. Bizim abi, amcaoğlu Hakan Kurt, Selim Balcı, İshak Can abime, Çorul'da olan
bütün eşe, dosta, tanıklara selam olsun. Bu türküyü onlara göndermiş. Selim abi tekrar mesaj göndermiş. Ben Ordu'dan Selim Balcı demiş. Ordu'dan selam olsun demiş. Selim Balcı Ordu'da. Evet, ikinci eseri de Anam türküsünü rica ediyorum demiş. Ben Çorul'daki Selim abi zannettim. Selim oradan abi, yazmış ama. Çorul'da var bir Selim abimiz. O Kelkitli orada. Soy isimleri de aynı. Fabrikada müdür. Yani olabilir, evet. Olsun, o da bizim kardeşimiz. Evet. Bilmiyorum, bizden büyük saygı. Ordu'ya da, evet. Çorul'ya da, Türkiye'nin her tarafında, aynen, dünyanın her tarafında bizi yüreği nerede izliyorsa çağlayan herkese gitsin. Evet, bütün bizden, Gönül Köprüsü'nden selam olsun. Peki Arif abi, ne yapıyorsun? Onun dışında ben biliyorum ne yaptığımızı da dostlarımız seni merak ediyordur. İşte Arif, müzik, yani bizim iş, hayatımız, bizim işimiz çok meşakkatli bir iş. Evet. Yani hani böyle insanlar diyor ki ne güzel işte iki tane hep şu klasik şey söyler. İşte iki tane dımbırdatıyorsunuz, parayı götürüyorsunuz. Hiç öyle değil yani. Meşakkatli bir iş, zor bir iş. Milyonlarca insanın gönlüne, yüreğine hitap etmek, herkesin gönlüne göre bir şeyler söylemek, o duyguları ifade edebilmek, aynen, kaleme dökebilmek. Kaleme dökebilmek tabii ki yani. Kolay şeyler değil. Kolay şey değil ama işimizi severek yapıyoruz. Bunun çilesine de katlanıyoruz. Yani gülü seven dikenine katlanır diyorlar. Evet, yapacak bir şey yok. Sen neler yapıyorsun? Ben sana Tokat'tan geldin, Tural'dan. Tokat, Tural'dan İstanbul'a geldim. Alışabildin mi? Abi İstanbul'a alışamadım ya. Hele trafiği, havası, suyu, hiçbir şeyine alışamadık ama alışacağız. Yapacak bir şey yok. Hiçbir başarı gökten zembile düşmemiz. Yani. Valla yengemi dinlemedim. Hani yengem demiş diye sizin evde çok iyi hatırlıyorum. Murat abi sakın gelin İstanbul'a. Sana göre değil. Ama ben dinlemedim. Yok, yengem bizi izliyorsa selam olsun buradan. Ben eminim bir gün sana ulaşamayacağız. Gün gelecek Murat İnce'ye ulaşamayacağız. Estağfurullah, yok abi öyle bir şey. Ulaşsınlar bize, yok ulaşamayacak. O kadar da olmaz ya. Birazcık olsun tabii de. Yani başarıya ulaşacağına eminim. Yani ne işe girersen sen başaracaksın. İnşallah abi, hep birlikte başaracağız. Hem de kişinde de başaracaksın. İnşallah, inşallah. Peki o zaman benim albümde de Arif abiyle birlikte çalışmıştık sevgili dostlar. Arif abinin firmasından benim son albümüm çıktı. İki tane, bütün müzikleri Arif abime ait zaten. Sözleri bana ait, şiirlerim. İki tane eserimizde de Arif abi bizzat kendisi eşlik etti sesiyle, nefesiyle. Rejiden rica etsek babam şiirini alabilir miyiz? Arif abiyle onu düet yapsak olur mu? Mümkünse eğer sevgili İsmail bizi duyuyorsa babam... Canlı bakacağız. Yok yok, playback yapalım bunu. Fark etmez. Playback yapalım onu. Bir rica edelim onu mümkünse. Evet, bizleri izleyen tüm dostlara gelsin. Tokat Tural'da bizleri izliyorlarmış. Sivas'tan, Tokat'tan, Tural'dan. Ama ülkenin her yanından. Türkiye'yi çok izlesin. İyi tepkiler alıyorum. Çok güzel, beğeniyorlar mesela. Abi müziği güzel olmuştur ondan. Yazan güzel gelmiştir. Estağfurullah. Alalım abi hazırsa. Bir babam diyelim, bütün babaları armağan edelim. Şu dünyada gülmedin. Nedir bu felekten çektiğin babam? Mutluluk nedir ki sen hiç bilmedin? Nedir bu felekten çektiğin babam? Bir zamanlar toprak için dağ söktün. El perçem daradı, sense saç döktün. Çok çektin ya, benim belimi büktün. Nedir bu felekten çektiğin babam? Bir gün olsun uşumadın, gülmedin. Nedir bu felekten çektiğin baba? Çektiğin baba. Mutluluk nedir ki sen hiç bilmedin? Nedir bu felekten çekti gün baba, çekti gün baba, 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 baba. Mutluluk nedir ki sen hiç bilmedin? Nedir bu felekten çekti gün baba, çekti gün baba. Ah derdin çok baba, derdin çok baba.
derman yok baba. Hamur tava gelir, fırın sönermiş. İş yoluna girer, ömür bitermiş. Dağ gibi adam da böyle çökermiş. Nedir bu felekten çektiğin babam? Kaç cerrah gezdirdim, çaresi yoktur. Neşter vurma, kalkmaz masadan doktor. Çaresiz bakışları sinemde oktur. Nedir bu felekten çektiğin babam? Kuldan olsa sana siper olurdum. Muradın derdine derman bulurdum. Satılsaydı eğer ömür alırdım. Nedir, nedir bu felekten çektiğin babam? Derdi çok babam, derman yok babam. Derman yok babam, derman yok babam. Bir zamanlar toprak için dağ söktün, el perçem dararken sen saçın döktün, sen saçın döktün. Çok çileler çektin, belimi büktün. Nedir bu feleğin ettiği baba, ettiği baba? Çok çektin benim de belimi büktün. Nedir bu feleğin ettiği baba, ettiği baba? Ah derdin çok baba, derman yok baba. Baktı karalı baba, yürek yaralı baba. Derman yok baba. Bütün babalar armağan olsun. Evet. Bütün babaların ellerinden öpüyorum. Benim babam da Tural da bizi izliyor mu şu anda bilmiyorum, biraz rahatsız ama. Abi ağlattın bizi. Ne yaptın sen? Sen yazmasaydın ben de öyle yapmasaydım değil mi? Evet. Ne söylüyoruz abi? Şöyle bir şey yapalım. Böyle biraz ufaktan bir hareket edelim. Yine tamam, sözler abi. Murat, evet. İnce'ye ait. Nazihan'a müziğini de ben yaptım. Ne Murat de? İnce'nin albümünde okuduk. Canlı okuyalım mı? Tamam abi. Neler çektin bir soysuzun elinden? Bilir misin? Bilmem ama sen bakalım ne geliyor. Neler çektim bir soysuzun elinden. Boşa eğilmedi bu kalem kaşlar. Sürüm sürüm süründürdü derdinden. Değirmende ağarmadı bu saçlar. Zaman oldu gönüllere sığmadım. Onsuz kaç mevsimim geçti saymadım. Gün görmedim gençliğime doymadım. Eridi bağrıma bastığım taşlar. Neler çektim bir soysuzun elinden. Boşa eğilmedi bu kalem kaşlar. Neler çektim bir soysuzun elinden. Boşa eğilmedi bu kalem kaşlar. Sürüm sürüm süründürdü derdinden. Değirmende ağarmadı bu saçlar. Sürüm sürüm süründürdü derdinden.
değirmen de varmadı bu. Görmedim hayatıma doymadım, eridi bağrıma bastığım taşlar. İşte dost bildiğim herkes bırakıp kaçtı. Acısı, kederi boyumu aştı. Teselli olmadı yaren yoldaşlar. Yıllarca kavruldum kendi yağımda. Bir damla suyu yok gönül bağımda. Bir günüm geçmedi bahar tadında. Baharlar onda, bende kaldı hep kışlar. Onsuz da yaşıyorum, yaşamaksa bu. Övünsün kendiyle gözleri ahu. Değer miydi bunca zulme be yahu? Dinmedi gözümde bir kere yaşlar. Hayatımı alt üst etti o soysuz. Bıraktı ya gönül evimi çulsuz. Mahşerde de bitmez bu acım sonsuz. Boşa eğilmedi bu kalem kaşlar. Değirmende, değirmende ağarmadı bu saçlar. Değirmende ağarmadı bu saçlar. Şaştım. Dost bildiğim herkes bırakıp kaçtı. Ondan ayrılalı feleğim şaştı. Dost bildiğim herkes terk edip kaçtı. Kederim dertlerin boyumu aştı. Teselli olmadı yaren yoldaşlar. Murat'ın dertleri boyunu aştı. Teselli olmadı yaren yoldaşlar. Görmedim hayatıma doyma, eridi bağrıma bastığım. Abi gönlüne yüreğine sağlık. Kalemine sağlık, senin de. Eyvallah. Sözleri bana ait, müziği sevgili Arif abime ait. Değirmende ağarmadı bu saçlar. Evet. Bu da benim güzel albümde şey var. Evet. Arif abim de kendi bundan sonraki albümüne koyacak herhalde, öyle bir şey vardı. Öyle bir muhabbet vardı ama. Sponsor bul, klip çekelim istiyorsan. Aa, sponsor aramıyormuş abi, duyurulur. Sponsor olmak isteyenlere itinayla duyurulur. Bu arada sevgili dostlar, ben nacizane dernek gecelerinde, festivallerde sunum yapmaya çalışıyorum diyelim. Sunum yapıyorum yıllardır. Bana ulaşmak isteyen sevgili dostlarıma sanırım rejiye şeyi veremiyormuşuz, İletişim numaramızı. Öyle bir sıkıntı varmış. Ama ben telefon numaramı buradan söyleyebilirmişim sanırım. 0536-331-2697 nolu numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Festivalleriniz, dernek geceleriniz, konserleriniz vesaire için. Arif abime de ulaşmak için keza benim telefonumdan, benim iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Konserlerinizde, etkinliklerinizde, bizleri de Sivas'ta, Tokat'ta, Türkiye'nin her yerinde nerede görmek istiyorsanız biz oradayız sevgili dostlar. Sarıkız'a gidek mi abi geri? Amasya'nın Sarıkız Köyü'ne gitmiştik sevgili Ali muhtarıma da buradan selam olsun. Ali Ankara'daymış, bizleri izliyormuş. Amasya Sarıkız Köyü'nden evet. Sevgili Arif abimle birlikte gitmiştik. Orada güzel bir çok, gerçekten çok konser güzeldi. Vermiştik, organizemiz olmuştu. Buradan da tüm Sarıkız Köyü'ne, Amasya'ya da selam olsun.
Sendeyiz abi, sen ne diyorsan. Tabii sen, tabii sen. Burada bol bol türkü. Az muhabbet çok türkü diyorlar ya. Evet. İçinden ne geliyorsa kendi evinde gibi. Kafana göre. Ne dedim de bilmem döndün yüzünü. Ne dedim de bilmem döndün yüzünü. Anlamadım seni ben güzel güzel. Anlamadım seni ben. Melek olsa çekmez senin ağzını. Melek olsa çekmez senin ağzını. Var git Allah'ından vur güzel güzel. Var git Allah'ından vur güzel güzel. Görmedim dünyada bir tek gün bile. Gülmedim dünyada bir tek gün bile. Öldürdün sen beni ellerin ile. Öldürdün sen beni ellerin ile. Yalvardım yakardım gelmedin yola. Yalvardım yakardım gelmedin yola. Var git Allah'ından bul güzel güzel. Var git Allah'ından bul güzel güzel. Ferhat gibi dağlar yıktım aradım. Ferhat gibi dağlar yıktım aradım. Gel dedikçe sen hep benden uğradın. Dedikçe sen hep benden uğradın. En sonunda kırdın kolum kanadım. En sonunda kırdın kolum kanadım. Neyden benden beter ol güzel güzel. Neyden benden beter ol güzel. En sonunda kırdın kolum kanadım. En sonunda kırdın kolum kanadım. Neyden benden beter ol güzel güzel. Neyden benden beter ol. Eyvallah abi, sağ olasın. Yine bizleri izleyen dostlarımız varmış. Tokat Tural'dan Gül, Güner bizleri izliyormuş. Selam olsun. Şöyle yapalım. Ya körlük zor bir şey abi ya. Allah'tan gençsin de var ya. Abi saçında bir tane beyaz yok. Kurban olayım ya. Şimdi gençsin deyince ben yaşlandım. Benim gibi değilsiniz. Evet, Öztürk Kaptan. Yine Senur Sırbudak bizleri izliyormuş. Sevgili Senur ablacığım selam olsun. Yadigar Sakin Akas ablacığım selamlar olsun. Egüder Dernek Başkanı Halis Destegül. Sevgili başkanım selam olsun, bizleri izliyormuş. Evet, Suzan Açarı. Yine benim hemşerim. Kendisi Zileli.
30 program boyunca da birlikte çalıştık. Daha önce Murat İnce ile Gönül Köprüsü'nde. Suzan'a buradan çok çok selam olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Yanımda olduğunu hissetmek gerçekten çok güzel. Fadime Dalkılıç. İlerleyen zamanlarda Fadime ablayı da konuk alacağız. Tanıyor musun Fadime Dalkılıç'ı? Fadime ablam bizim oralıdır, sanatçıdır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün biraz rahatsızdı sanırım Fadime Dalkılıç'a. Evet, Aysun Şahin bizleri izliyor. Evet. Yalancı klibimizin oyuncusuydu değil mi abi? Evet, Aysun Şahin. Buradan selamlar. Şu anda sizleri izliyorum selam demiş. Selam gönderiyoruz, evet. Evet, Aysun'a da çok selam olsun. Tokatlar her yerde yani. Abi tokatlar tam destek. Murat Biçer bizleri izliyormuş. Sevgili Murat kardeşime de selam olsun. İlerleyen zamanlarda Murat kardeşimiz de güzel Türk okuyor. Ayrıca Sarı Gazi'de sevgili bacanağım Mürsel İnce'ye çok çok selam olsun. Çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, kendisi rahatsız. En kısa zamanda o da inşallah bizlerle birlikte burada olacak, yanımızda olacak. Buradan tüm dostlara selam olsun. E ne yapıyoruz? Türkü okuyalım. Sen kimseye selam göndermiyorsun abi. Başlarsak türkü söyleyeyim. Erzincan'dan şeye kadar. Evet. Cimimen kadar mı? Cimim cumartesi mi günü Erzincan'dayım. Erzincan'ın Ulalar beldesi. Zaten Erzincan merkeze karıştı. Orada bir evet, türkü barının açılışı var. İsim vermiyoruz ama. Türkü barının ismini vermiyoruz. Tamam. Bizi takip eden ne bilir? Erzincan. Kurallara uyuyoruz. Ulalar'da, abi, evet. Cumartesi günü bütün dostlar oraya bekliyoruz. Buradan eyvallah. Erzincan'a selam olsun. 20 Kasım Cuma günü Ankara'dayız. Ankara'da bir türkü bardayız. Buradan Ankara'ya selam olsun. O çok güzel. Bizi Arif Kurt benim adıma Facebook'lardan takip edebilirler. Neresi? İsim veremiyoruz ya mekan evet, ismi. Evet. Facebook'tan takip edebilirler. Bizi dinlemek isteyen orada yazıyoruz. Zaten, evet. Açıklamaları yapıyoruz. Şimdi hani sen ben Erzincan'a götürecektim. Dur hemen dur abi nereye gidiyorsun? Tam gidelim ya cumartesi günü. Sana bir tweet yiyeyim. Erzincan tweet'i ismi. Tweet'i mi gidir? Sabah tweet yeriz. Uçaktan yeriz tweet yeriz. Öğlen de gideriz Erzincan döneri yeriz. Oo. Akşam da Erzincan bir gece de bir paça içeriz. Bir de üzüm. Gideriz cimini üzüm ya. Bağdan üzümü koparız. Kebap falan yok mu abi orada? Valla bizim dönerimiz meşhur. Kebap Tokat'taydı. Pardon ben karıştırmışım. Bu arada ara varmış bak. Reklam. Ara mı var? Ekmek parası varmış. Kazanma zamanı mı? Şimdi mi? Evet. Evet sevgili dostlar. Şimdi o zaman Vizyon 58'de kazanma zamanı. Az sonra sizlerleyiz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Efendim herkese merhabalar. Ben Emrah Binici. Klas Emlak Arsa Ofisi'nden bahsediyoruz ve yapmış olduğumuz 100 yılın en büyük kampanyasından bahsediyoruz. Evet günlerdir zaten reklamlarda duyuyorsunuz, takip ediyorsunuz ve görüyorsunuz. Ve biz yeni bir çalışmayla sizlerin karşısındayız. Tekrar etmek istiyorum. Klas Emlak Arsa Ofisi tam 27 yıldan bu zamana sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. İşte bu hizmetlerden bir tanesi ve kampanya kapsamında bir tanesi biliyorsunuz Silivri İstanbul'a bağlı ve İstanbul'un hızla göç ettiği yerlerden bir tanesi, ilçelerden bir tanesi. Silivri'nin Çayırdere mahallesinde 400 metrekare özel parseller 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar. Yanlış duymadınız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 30 bin lira değil. Bu da çok önemli bir ayrıntı. İstediğiniz yere sorabilirsiniz. Silivri Çayırdere mahallesinde 400 metrekare özel parseller 28 ile 30 bin arasında. Ama biz 24 Kasım'a kadar 30 bin lira değil 19 bin 900 liraya sizleri gayrimenkul sahibi yapıyoruz. Yanlış duymadınız. 400 metrekare özel parseller 19.900 lira nakit fiyatımız. Tabi bu indirimli fiyatımız oluyor. Ha siz dediniz ki benim o kadar param yok. O kadar şu an için bütçem yok 10.000 liram var. Gelin vade imkanlarımız da var. Takas imkanlarımız da var. Bu fırsat kaçmaz. Yatırımlık özel parseller İstanbul Tapu Silivri Çayırdere mahallesinde 400 metrekare 19.900 lira. O zaman şimdi arayın. 1-2-3 0212 397 1727 0212 397 1727. Zaten arkamızda çekimleri görüyorsunuz. Gerek yukarıdan çekimler gerekse insanların ilgisi o bölgenin bütün her halini şu anda gözetleyebiliyorsunuz. Düz bir alan. Buradan bizim ofisimiz Florya Metrobüs durağının hemen yanında. Florya'dan Silivri Çayırdere yani arsalarımızın bulunduğu yer, parselimizin bulunduğu yer tam 77 kilometre. Ve ana yoldan hiç çıkmıyoruz. Tren yoluna hali hazırda çalışan Sirkeci Edirne hattı tren yoluna 200 metre mesafede ana yola da
yine 300 metre mesafede. Gelin görün, mutlaka arayacaksınız. Çünkü gelenler, dizelle gelenler bir tane değil, en az ikişer tane alıyorlar. Yani en az 800 metrekare alıyorlar. 0212 397 1727 telefon numaramız. Her gün sabah saat 10'da servisimiz var. Bu fırsatı iyi değerlendirin. 24 Kasım'da belki iki katı değerlenecek. 24 Kasım'da siz zaten 5-10 bin lira kar elde etmiş olacaksınız. Çünkü satış fiyatımız normal değerine yükselecek. 0212 397 Evet, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Ben bugün Emrah Biniciyi bekliyordum. İkiz kardeşi gelmiş. Emrah nerede? Abi hoş geldin. Şimdi vallahi dedim ki biraz değişiklik olsun dedim. Yani tamamen usura kullanarak sağ olsun kuaförümüz kesti. Ama biraz da hava alsın istedik yani. Evet, güzel olmuş, hava değişik olmuş falan. Biraz daha gençleştim herhalde. Evet evet ya, ben herhalde dedim küçük kardeşi falan. Aslında işin doğru tarafı da o yani. Benim ismim Evet, Murat İnce'yi de Klas Emlak Arsa Ofisi bünyesinde Vizyon 58'de programlara başlattık. Sağ olsun bizleri de kırmadı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eyvallah, tekrardan. Eyvallah, teşekkür ediyorum sevgili konuğumuza kardeşim. Da hoş geldiniz diyoruz Arif Bey'e de. Her zaman dinlediğimiz güzel besteleri olan değerli sanatçılarımızdan bir tanesi. Şimdi biz sizin o güzel şiir ve türkülerinizin arasına kazandırmak amacıyla ve az da bir zaman kaldı. Bugün biliyorsunuz ayın 12'si. Değil mi? Evet, 24 12 Kasım'a gün kadar, sonra, evet 12 gün sonra bu süre bitiyor. 24 Kasım'a kadar güzel bir kampanya yaptık. Yani inanılmaz, muhteşem bir kampanya yaptık diyebiliriz. Televizyonlarını yeni açanlar, bizleri tanımayanlar ve bu programı ilk defa izleyenler için kampanyamızı ben yenilemek istiyorum. Herkes söyledi bizlere, Klas Emlak olarak daha öncesinden biliyorsunuz Saray'da, Kapaklı'da o bölgede halen yerlerimiz var ama genelde böyle dediler ki Silivri bölgesinden de bir yer açın. Biz çok istiyoruz İstanbul Tapulu. Uygun bir yer. Çünkü bizim açtığımız yerlerde, projelerde üzerine biz bir şey koymuyoruz. Kendi yerlerimiz olduğu için o anlamda diğer firmalara nazaran daha uygun oluyor fiyatları. Daha uygun şartlarda arsa sahibi yapıyoruz. Bu yüzden Silivri diye çok ısrar etti bizim müşterilerimiz ve izleyenlerimiz, Vizyon 58 izleyenleri. Bizler de Silivri, Çayırdere Mahallesi'nde yatırımlık özel parsellerimizi açtık. Murat, paramız olsa da alsak la. Yani bilmiyorum, bizim kapımız herkese açık, sanatçısından boyacısına, boyacısından işçisine, iş adamına, herkese kapımız açık. Çayırdere Mahallesi'nde, Silivri Çayırdere Mahallesi'nde 400 metrekare, evet yatırımlık özel parseller 30 bin lira değil. Burası çok önemli bir ayrıntı. 24 Kasım'a kadar yaptığımız kampanyada burada geçerli. 30 bin lira değil, 19 bin 900 lira. Düşünün, İstanbul tapusu 400 metrekare. Ve böyle ana yola 300 metre kare mesafe, 300 metre mesafede, tren yoluna 200 metre mesafede, aktif tren yoluna, hızlı tren yoluna 19.900 lira. Efendim her gün servisimiz var, yalnız pazar günü çok yoğun bir şekilde gidiyoruz. Sizleri özellikle pazar gününe bekliyoruz, davet ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken telefon numaramızı aramanız, altta yazan ve ben tekrar etmek istiyorum. 0212 397 1727. 0212 397 1727'yi arıyorsunuz. Kaç kişi geleceğinizi bildiriyorsunuz. İsim, soyisim, telefon numaralarını belirtiyorlar. Bizleri bırakıyorlar gerisini. Ve Anadolu yakasından da gelmek isteyenler ulaşabilirler. Hafta içi özellikle Murat İnce sizlere yardımcı olacak. Evet. Sanatçımız, şairimiz. Tabii. Bizzat birebir yardımcı olacak hafta içinde. Hafta sonunda da yardımcı olacak da hafta sonunu saymıyorum. Evet. Sağ olsun bizlere her anlamda destek oluyor. Hafta sonunda bizlere eşlik ediyor. 0212 397 1727 telefon numaramız. Şimdi bir de coğrafi bölgesinden bahsedelim oranın. Evet, arsamız tam olarak nerede? Havası tam böyle Anadolu havası. Onu özellikle söyleyelim. Yerimiz Florya Metrobüs Durağı'nın yanında, merkez ofisimiz. Şubelerimiz var. Avcılar'da şubemiz var. Kapaklı'da, Saray'da şubemiz var. Ama biz kalkışımızı merkezden, yani Florya Metrobüs Durağı yanındaki ofisimizden gerçekleştiriyoruz. Pazar günü sabah saat 10'da kalkıyoruz. Onun için gelecek olanların saat 9'da en geç ofiste olmaları gerekiyor. Biz ofiste çayımızı yudumlarken ben veya Mehmet Bey, yönetim kurulu başkanımız, orada bir sunum gerçekleştiriyor. Yani burada yaptığımızı orada canlı olarak yapıyoruz. Bunun sebebi de hani şu anda izliyorlar, işlerine gelen sorular olacaktır. Kalplerine yansıyan, bizlere soracakları. Biz de orada hali hazırda yan yana, baş başa, göz göze olduğumuz için rahatça sorularını sorabiliyorlar. Bizler de cevap veriyoruz. Siz de gördünüz, geldiniz, nasıl hareket ettiğimizi, ardından yolculuğumuz başlıyor. Florya Metrobüs Durağı'ndan 77 kilometre uzaklıkta. Silivri'ye 13,5 kilometre
Bir arkadaşımız şu anda temsilcilerimizden ölçtü yolu, kilometreyi sıfırlayarak hareket etti. Ve işin güzel tarafı Çerkezköy'e de çok yakın. Çerkezköy'e de 6 kilometre mesafede. Yani Çerkezköy'lü ve Silivri'nin tam ortasında diyebileceğimiz ama İstanbul tapu. Yani bütçeniz için küçük ama geleceğiniz için büyük yatırım diyoruz. Evet. Ben web sitemizde söylemek istiyorum. Boş bulduğunuz zaman, boşluk olduğu zaman, internete girdiğiniz zaman mutlaka ziyaret edin. Orada başka yerlerimizi de görebilecekler. Hani büyük yerlerimiz var, evet, imarlı evet. İfrazlı yerlerimiz var. www.klasemlak.com web site adresimiz. Evet, burası vade takas imkanı var. Onu hep her zaman söylüyoruz. Araçlarınız değerinde aynı şekilde alınır. Ona göre biz yerlerimizi, arsalarımızı, parsellerimizi sizlere sunabiliyoruz. Vade imkanımız dediğimiz gibi bu şu anda anlattığımız yere vade imkanı var. 10 bin lira nakit, 12 bin lirası 1000 lira vadeyle. Oldu ya, 10 bin liranız yok, 8 bin liranız var. Gelin yine biz yardımcı olalım. Arsa sahibi olmak istiyorsanız, bir gayrimenkulünüz olsun diyorsanız, bakın bu imkanda, bu şartlarda bizden başka, yani Klas Emlak Arsa Ofisi'nden başka bu fiyata alma şansınız yok. Buna özellikle belirtiyoruz ve bu 24 Kasım'a kadar geçerli. Yani son 12 gün. Şimdi bizi izleyenlere bir aydınlatalım Emrah Bey. Yani 19.900 liraya peşin. Evet, peşin evet. 19.000. Şöyle söyleyelim. 400 metrekare arsamız. Şöyle söyleyelim. 400 metrekare özel parsel. Evet. Burasının komplesi 13.300 metrekare. Biz 400 metrekare veriyoruz sizlere. Biz veriyoruz derken tapu dairesinden tapunuzu alıyorsunuz. Evet, önce evet. Tapunuzu alıyorsunuz, sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Şimdi biz peşin alımlarda indirim yapıyoruz. Evet, zaten evet. herkes alabilsin diye vadeli bütün hepsi. Yani burada normal değeri 30 bin lirayken biz 10 bin lira nakit, 12 bin lirası 1000 lira vadeyle veriyoruz. Ama sen geldin dedin ki kardeşim ben vadeyle uğraşmıyorum, peşin almak istiyorum. O zaman %10 indirim yapıyoruz. Yani 19.900 liraya geliyor. 19.900. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Mümkün mü? Gönül Köprüsü'ne özel. Bugün programı ben yeni başladım. Evet. Fiyatta kırma yapmayalım da. Hani o taksitli 22 bin lirada o taksiti biraz yükseltme şansımız yok mu? Bugüne özel bir şey yapsak. Bugüne özel öyle bir şey yapamayız. Ne diyorsun? Evet. Yani net söylüyorum. Niye yapamayız? Yani sen de şu anda şaşırdın. Evet. Evet. Şok oldum. Yapamayız? Şok oldum. Yani gönül yapmak istiyor ama şimdi zaten bazı prensipler ve evet. doğrular tarafından ilerliyoruz. Şimdi bundan 3 gün önce alan 12 ay vadeyle alıp bugün şimdi işte 15 ay yaparsak ben de 15 diyecektim zaten. Oluyor. Onu da yapmıyoruz. Yani birebir evet hani birebir gelindiği zaman der ki imkanlar kısıtlıdır öyle gerekiyordu. Böyle, onun bir dengesini buluruz. Evet. Ama burada bunu söylediğimiz zaman yapmak zorunda olacağız onu. Yaptığımız zaman daha önce alanların da hakkına tecavüz etmiş olacağız. Yani şu anda bu zaten bir fırsat. Bu zaten bir imkan. Gerçekten çok uygun. Onun için uygun, evet. yapamıyoruz. Evet, ama evet. 24 Kasım'da evet onu yapabiliriz. 24 Kasım'dan sonra çünkü fiyat normale gelecek. Tamam. Evet. Taksitte de güzellik yapabiliriz. Ama bu bir kampanya olduğu için kampanya içerisinde bir kampanya daha yapma şansımız yok. Evet, son kez numaramızı siz veriyorum. Yine de bana ulaşın. Evet, siz yine de Murat İnce'ye ulaşın. Evet, bana hafta ulaşın. İçi servis yardımcı Murat İnce çalışırız. Tarafından. Hafta sonu evet yine bizlere eşlik edecek. Son evet. kez numaramızı veriyorum. Pazar gününe sizleri de bekliyoruz. Hiç çekinmeyin. Arayın, yerinizi ayırttırın. Gerisini bize bırakın. 0212 397 1727. 0212 397 1727. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Sizlere yeni imaj, güzel yeni duruş. Programlar. İnşallah biz de sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. Eyvallah. Kazanmak istiyorsanız bizleri mutlaka izleyin dedi. Bizleri takip edin dedi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok çok hesaplı. Evet sevgili Arif abim.
Nerede kalmıştık abi? Biz muhabbet ediyorduk. Emrah evet. Muhabbetimizi bölmüştü. Evet. Yeni imaj da güzel olmuş. Sakalları falan kesmiş. Tanıyamadım. Bu kim dedim ya. Bu kardeşi okuyalım mı? Ne zaman okuyalım abi? Şimdi okuyalım. Kardeşe yine istek var. Kardeşi var. İstiyorlar. Evet. Al yiyemem yürek yaralı kardeş diyelim mi abi? Olur. Son albümde Seher Yılan'da evet. Albümümüzde okumuş. Özcan Tere'de düet yaptınız. Özcan Tere'de düet yapmıştı evet. Evet. Onu biz canlı canlı okuyalım. Evet. Arkadaşlar da güzel abi, kardeşim, kardeşimiz bize eşlik etsin. O gencecik yaşına al giyemem yürek yaralı bardaş al giyemem yürek yaralı bardaş ezelden baktığımız dertlerimiz düzle sıralı kardeş hiç mi insan yoktu? Bilmez misin civanlara kıyılmaz. Al giyemem yürek yaralarla. Al giyemem yürek. Yarın da
karanlıklarda dertlerimiz düzde sıralıklarda. Kardeşimi kefenlere sarmayın, durun son kez bakam onun yüzüne. Evet, kardeş türküsünün bir de öyküsü var değil mi abi? Bu evet. Kardeşine yazdığın bir türkü. Yani gerçek. Evet. Yaşanmış bir öykü. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Dostlar sağ olsun. İşte böyle alıp götürüyor bizi türküler. Evet, bizleri Muharrem Kurt izliyormuş. Şerife Kasırga bizleri izliyormuş. Hasaptal Dernek Başkanımız, Amasya Hasaptal Köy Dernek Başkanımız bizleri izliyormuş. Mehmet Düzgün. Buradan selam olsun sevgili başkanım. Tüm Hasaptallara da selam olsun. Birkaç tane mesajımız var. İzin olursa abi onları okuyalım. Ama mesajlarda beni geçtin abi, herkes sana yazıyor. Niye öyle oluyor? Özür dilerim. Bu kadar da olsun değil mi abi? Çorum'dan Serdar Biçer, Unutursun adlı türküyü istiyorum, teşekkürler demiş. Sancaktepe'den Sedat Şahin, Tokat Şehitler Köyü için Arif abimizden güzel bir türkü istiyoruz. Kuzenim Aysu Şahin de klibinde oynadığı Yalancı türküsünü armağan ederseniz seviniriz sevgili Murat abi demiş. Bunu armağan ettik. Armağan ettik, o eseri göndermiştik. Bu arada abi Şehitler Köyü, Tokat, Surhal, Arif abiye yazıyor. Yok böyle bir şey. Ya. Kederliyim, efkarlıyım. Çok, çok ağır şiirler okurum birazdan. Evet, Erzurum Dağları adlı eseri izliyorum, istiyorum, teşekkür ederim demiş ama ismini yazmamış bu abimiz. Merhabalar, ben Beylikdüzü'nden Murat İnce, yeni programında başarılar diliyorum. Turhal'daki amcam ve İstanbul'daki amcam, babaannem ve tüm sevdiklerime selam olsun, iyi akşamlar demiş. Beylikdüzü'nden kim olduğunu yazmamış bu abimiz ama büyük ihtimal Muhsin Türk abim diye tahmin ediyorum. Yeni Su Köyü'nden, buradan Yeni Su Köyü'ne selam olsun. Yine Sancaktepe'den Aysun Şahin ve Sedat Şahin, programınızı başarılar dileriz. Arif abimize selam olsun. Sizleri çok seviyoruz. Tokatlılar için ve tüm Şehitler Köyü için sıradaki eser gelsin demiş. Eyvallah, baş üstüne. Selam Denizli'den Hasan Çetin, ağzına yüreğine sağlık. Selam olsun. Size bugün doğum günü olan biricik eşim Ruken için güzel bir türkü istiyorum demiş. Evet, doğum günü kutlu olsun eşinizin sevgili abim.
Denizli'ye de bizden selam olsun. Biraz önce hani Çorum demiştim ya abi. Çorum değil Çorlu'ymuş. Abim tekrar mesaj atmış. Mesajıyla bize ulaşmış. Oradan da özür diliyoruz. Selam, yanlış okudunuz. Ordu değil, Çorlu'dan Selim Balcı demiş. Evet. Siz doğru tahmin etmişsiniz abi. Evet. Sen tanıyor musun çünkü? Ne bileyim, harfler burada tam düşmemiş. Biraz da körlük olunca böyle oluyor. Özür diliyoruz sevgili abimizden. Erzincan Çayırlı Baksoy muhtarı. Başköy muhtarı. Başköy, evet, Başköy muhtarı Yılmaz Can. Sevgilerimle ve saygılarımı sunuyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Arif Bey'den sıradaki türküyü rica ediyorum demiş. Bu da tüm Başköylülere armağan olsun abim. Sayın muhtarım, Başköy'ün yaylaları meşhurdur. Yağı, peyniri çok çok lezzetlidir. Bize gönder de yiyelim. İyi akşamlar. Yeni programın yeni yerinde hayırlı olsun. Sıradaki şiir ve türkü tüm Turhalılara ve Sivaslılara gelsin demiş sevgili dostlar. Evet, sağ olun, teşekkür ediyorum. Bunların diğerlerini okumuştuk. Ne yapalım abi, evet, sen sazı ne yaptın sen? Kim Erzurum Dağları'nı okumak istemişler ya. He, okuyacak mısın? Bu Türkiye'yi Erzurum Dağları'nı isteyen kardeşimize gönderelim. Tamam. Başköy muhtarı ve bütün başköylere, Çayırlara, Tercanlara, Ciminlere, Refaellere, Erzincan'a gönderelim. Hay hay. Eyvallah. Evet, güzel bir Erzurum türküsü. Gitmeyi mi istiyorsun abi sen? Gitmeyi iste... Haftaya kliple çıkacağız. Tamam. Yesin beni, satarım bu tatlı canı da alırım
güzeli de gönül eylemez. Gönül eyleyecek yara gidelim. Oy beni beni de beni maralım beni. Çıkayım dağlara da kurt yesin beni. Satarım bu tatlı canı da alırım. Kime bel bağlayıp kime güvensem, gül bildiklerim hep diken çıktı. Kimi doğru bilip kimle övünsem, beni yar başından hep iten çıktı. Yerim nerede bilmem dost nazarında, sayfam okunmuyor ben yazarım da. Değerim kaç kuruş dost pazarında, yaren bildiklerim hep satan çıktı. Kime mail verip candan yandımsa, kimin ismin heceledim andımsa, kimi adam gibi adam sandımsa, peşimden kuyumu hep kazan çıktı. Ne hale getirdi bak hain zaman, ayrıldı artık sap ile saman. Riyakar dostlardan aman ha aman, sineme sardığım hep yılan çıktı. Yele gitti emeklerim savruldu, halim hatrım elde varken soruldu. Yoruldu şairim artık yoruldu, dost bildiklerim, dost bildiklerim hep yalan çıktı, hep yalan çıktı, hep yalan çıktı. Of, dost bildiklerim hep yalan çıktı. Evet, Ümraniye Çakmak'tan sizleri izleyen sevgili dostlarımız var. Yine Tokat Turhal Yeşilalan köyünden, benim köyümden Gönül ve Ali Demir çifti bizleri izliyormuş. Sevgili ablam selam olsun, anneye de selam olsun, ellerinden öpüyorum. Evet abi, ne diyorsun? Evet, şimdi Murat'ım yeni bir türkü okumak istiyorum. Bugün inşallah Fethi abi de burada ağırlayacağız. Evet, bizleri izliyordur sanırım. Evet. Aleyküm selam. Çok... Bilinmez dünyada ne yaşadığım, bilinmez dünyada ne yaşadığım, artarak çoğalır derdim efkarım, uzalım yıllara bu dargınlığım, huzura erip de durur mu bilmem. Uzalım yıllara bu dargınlığım, huzura erip de durur mu bilmem. Evlem ahvalimi görür mü bilmem. Thank you.
Bazen hayalimde kurduğum hanla, bazen hayalimde kurduğum hanla, var mıdır dünyada baki kalanlar, mezalıma ahvalimi yazanlar, fanidir bu dünya yazar mı bilmem. Mezarıma halimi yazanlar, fanidir bu dünya yazar mı bilmem, mezarımı derin kazar mı bilmem. Aşkın ateşidir kor gibi yanan, aşkın ateşidir kor gibi yanan, ateş söner mi gelmezse canan, fikret dolu arar derdine derman, istesem Mevla'dan verir mi bilmem. Fikret dolu arar derdine derman, istesem Mevla'dan verir mi bilmem, Mevlam ahvalimi görür mü bilmem. Abi de selam olsun. Abi saat geçmiş, zaman geçmiş. Ciddi misin? Evet. Evet Arif abi, ayaklarına, gönlüne, yüreğine sağlık. Bizleri yalnız bırakmadığın, geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Hemen kısaca vedanı alalım abi. Ben de veda edeyim. Ondan sonra zamanımız var da türküyle bitişe gideriz. Yoksa da... Bu meşakkatli yolda sana başarılar diliyorum. Dediğim gibi her zaman ilk günden söylediğim gibi baştan beri, yolun başından beri ben senin yanındayım. Biliyorum acısını tatlısını. Başaracağından eminim. Vizyon 58'deki programın da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sana daha çok şans getirecek. Türkü sevdalları adına Vizyon 58'e, türkülere kucak açtığı için müteşebbislerine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Müzisyen kardeşlerimize, abilerimize. Biraz da kendim için şans diliyorum. Eyvallah. Çünkü dediğim gibi yıllardır bu piyasada mücadele ediyoruz. En güzel türkülerimizi, en güzel türkü dinleyenlerine ulaştırmak için işte bu ekranlar bizim için çok büyük bir vesile. Minnettarız. Abicim teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığın için. Sevgili dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum, müzisyen arkadaşlara. Evet sevgili dostlar, Murat İnce ile Gönül Köprüsü'nün sonuna geldik bu hafta ama her perşembe saatler 20.30'u gösterdiğinde Vizyon 58 ekranlarında Murat İnce ile Gönül Köprüsü'nde olacağız. Önümüzdeki hafta sevgili kardeşimiz Sevda Gül burada konuğumuz olacak. Bundan sonraki haftalarda, ilerleyen zamanlarda dernek başkanlarımıza da buradan selam olsun. Derneklerimizi de burada ağırlayacağız. Gönül Köprüsü kaldığı yerden nasılsa öyle devam edecek sevgili dostlar. Evet, bizleri izlediğiniz, bu saate kadar bizleri evinizde misafir ettiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizleri mesajlarıyla yalnız bırakmayan dostlara da kucak dolusu selam olsun. Haftaya görüşmek üzere. Ara ısmarladık. Türkümüzle veda edelim o zaman. Bitişe gidelim. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Okuyacak mıyız? Efendim? Türkümü okuyacağız. Veda edelim, türküyle devam edelim. Saatimiz biter zaten, bitmiş olur. Karlı dağlar birbirine yaslanmış, deli gönlüm hasret çekip uslanmış. Karlı dağlar birbirine yaslanmış, deli gönlüm hasret çekip uslanmış.
Ne dedim ki küpriklerin ıslanmış, allı gelin sen de bulan devamı. Ettiklerin söyle bana revamı, ettiklerin söyle bana revamı dost dost. Ne dedim ki küpriklerin ıslanmış, allı gelin sen de bulan devamı. Ettiklerin söyle bana revam, ettiklerin söyle bana revamı dost dost. Derdimi yüklesem taşımaz dağlar, verişan halime.